Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndayız. Bugün Anadolu Kartalı 2021 Uluslararası Tatbikatı'nın özel seçkin gözlemci günü ve basın günündeyiz. Bu tatbikat Türkiye için çok önemli. Türk Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde Katar ve Pakistan güçleri katılıyor. Ve tabii ki NATO'nun E3 AVAKS uçağı da bu tatbikatta görev alıyor. Şimdi Anadolu Kartalı'nın briefingine giriyoruz. Arkasından tatbikatta birlikte olacağız. Tatbikatlarda eskiden gerçek mühimmatlar kullanılırdı ve bu takılan tabii mühimmatların çevre etkileri ve diğer faktörler önemli bir çevre kirliliği yapardı. Görmüş olduğunuz SDT tarafından üretilen AKMİPOD. AKMİPOD sayesinde bir füze görüntüsü içerisinde. Örneğin F-16'nın kanatlarındaki paylonlara takılabiliyor. Havada dogfight'ta gerçek görüntüyü alıp neler yapıldığını yerdeki istasyona eş zamanlı olarak iletebiliyor. Ve aynı zamanda bu kayıtlar eğitim standartlarının yükseltilmesinde de önemli bir katkı sağlıyor. Gördüğünüz gibi havada da uçaklar gerçek ama yapılan dogfight'ta atılan silahlar sanal olarak simüle ediliyor. Havelsan'ın akıl kattığı insansız hava aracı B-30'un önündeyiz. B-30'un özelliği bulut içi uçuş gerçekleştirebilmesi. İki farklı modeli var. Hem elektrik motorlu hem benzin motorlu olarak geliştiriliyor. Testleri yeni başladı. Buraya Havelsan bu sisteme akıl kattığını söylemiştim. Neleri yapıyor? Sürü teknolojisiyle uçacak bunun sistemleri ve otopilot sistemleri B-30 olarak adlandırılan İHA'nın içinde olacak. Toplam kalkış ağırlığı 30 kilogram olarak planlandı. 5 kilogramlık bir yük taşıma kapasitesi var. Yıl sonuna kadar da testlerinin tamamlanması hedefleniyor. Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı aynı zamanda sivil bir havalimanına da ev sahipliği yapıyor. Görüyorsunuz Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen'den gelen uçağı şu an taksi yaparak pist başına doğru ilerliyor. Tatbikatta uçuşlar başladı. Önce görüyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları kalkışlarını gerçekleştiriyor. Pist başına doğru ilerliyorlar. Taksi yapıyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz F-16D. F-16'nın 2 kişilik versiyonu. Uçağın sol kanat altında bir AIM-9X Sidewinder füzesi. Sağ kanadında da size o gösterdiğim AKMİPOD bulunuyor. Tatbikat için ana gücünü Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçakları oluşturuyor. Taksi yaparak görüyorsunuz arkamdan geçiyorlar ve biraz sonra özel rotamlanmış sahalarda tatbikat için uçuşlarına başlayacaklar. Yine bir başka uçak arkamdan geçen F-16'nın D modeli. Arka arkaya Türk Hava Kuvvetleri kalkıyor. Sırada Katar ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar var. Daha sonra da Pakistanlar kalkacak.
Tatbikatın bizim açımızdan sürprizi F4'e 2020'lerin Eskişehir'den kalkıp gelmesi oldu. İki uçak tatbikat için geldi. Bu uçaklar önce alçak geçip selamlama gerçekleştirdi. Sonra da pas geçerek böyle bir kendilerini göstermiş oldular. Gerçekten sadece Türkiye'nin değil dünya havacılığının efsane uçaklarından biri. Türk Hava Kuvvetleri'nde havarer görevlerinde F4'ler uzun yıllardır başarıyla kullanıyor. Ve gerçekten Haşmeti tasarımıyla Türk havacılık ve dünya havacılık tarihinin en önemli uçaklarından biri. İki adet J-79 motoruna sahip gelişmiş radar ve atış sistemleriyle Türk Hava Kuvvetleri yoğun olarak F-4'leri kullanıyor. Artık tabii hizmet ömürlerinin yavaş yavaş sonlarına geliyor bu uçaklar ama terörle mücadele başta olmak üzere birçok operasyonda halen ağır yükü çekiyor F-4E 2020 uçaklarımız. Anadolu Kartalı'ndaki en önemli elektronik eğitim altyapısı Havelsan tarafından veriliyor. Havelsan'ın yerden havaya atılan füze ve çeşitli radar sinyallerini oluşturduğu EHTES Eğitim Merkezi sadece Türk Hava Kuvvetleri'ne değil birçok dünya hava kuvvetine de eğitim imkanı sağlıyor. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar sistemi ve Havelsan'ın gerçekleştirdiği ihracatı anlattı. EHTES projesi bizim yaklaşık 15 yıldır uğraştığımız elektronik harp test ve eğitim sahası Konya'da bulunuyor. Bu saha sayesinde bizim hava kuvvetleri pilotlarımız gerçek ortamlarda eğitim alıyorlar, eğitimlerini tamamlıyorlar. Burada yerden havaya tehditler, havadan yere angajmanlar şeklinde eğitimleri canlı olarak burada yapıyorlar. Buradaki hedef aslında gerçek uçağı ve gerçek yerdeki tehditleri kullanarak ancak herhangi bir elektronik angajmanla, herhangi bir mühimmat vesaire kullanmadan gerçekleştirebildikleri bir ortam ve bu eğitim sayesinde gerçekte yapmaları gereken manevraları, kaçınma manevralarını, havadan yere atış, skorlama gibi harekatları önceden çalışarak iyi bir savaş pilotu olma yeteneğini kazanıyorlar. Anadolu Kartalı tatbikatı da aslında bu sistemin, bu altyapıyı kullanarak gerçekleştiriliyor. Böyle bir altyapı dünyada çok fazla yerde yok. Daha önce Batı ülkelerinde olan bu sistem Havelsan sayesinde ülkemizde de geliştirildi ve daha sonra Havelsan bunları aynı zamanda ihraç da edebildi. Özellikle bizim için gurur verici Güney Kore'ye ihraç ettik bunu, Pakistan'a ihraç ettik ve başka ülkeler bununla ilgili talepleri bize iletiyorlar. Değerlendirmelerimiz o anlamda devam ediyor. Bu anlamda da hem yazılım hem de entegre sistemin Türkiye dışına da ihraç edilmesi, buradan da Havelsan'ın ülkemizin ihracat katkısı, ekonomik katkı sağlıyor olması bu projenin hedefine ulaşmış olduğunu gösteriyor. Burada emeği geçen bir sürü personeller, askeriyle, mühendisiyle ve teknisyeniyle, radar operatörüyle birçok insanın emeği geçti. Bu kolektif bir çalışmaydı ama başarıyla sonuçlandı. İnşallah sürekli güncelleniyor. Daha iyiye doğru, daha iyi tatbikatlar yapabilecek. Yeni tehditlere karşı sistem sürekli güncelleniyor. Bu sistemin böyle güncel kalarak ülkemize daha fazla yıllar, uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyoruz. Sahada hala bizim mevcut personelimiz destek vermeye, o anlamda sistemi ayakta tutmaya devam ediyor. Bu anlamda Anadolu Kartalı'nın
başarılı geçmiş olduğunu umuyorum. Başarılar diliyorum. Bu yıl gerçekleştirilen Anadolu Kartalı tatbikatı Katar, Pakistan ve Türk Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu eğitim hem Türk Hava Kuvvetleri'nin standartlarını yukarı doğru taşırken dost ülkelere de ciddi bir eğitim sağladı. Türkiye'nin hedefi ilerleyen yıllarda Konya'da daha fazla eğitim yapmak ve bu eğitimi yüksek kalitede verebilmek. Detaylı havacılık haberleri için lütfen tolgozbek.com sitesini takip etmeyi unutmayın. Bana sorularınızı info@tolgozbek.com adresinden gönderebilirsiniz. Telegram grubumuza katılabilir, bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz.